Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye ile Irak arasında belki bugüne kadar imzalanan en önemli anlaşma imzalandı. Ama çoğu zaman olduğu gibi medyamızda yeterince ilgi görmedi. O yüzden bugün bu anlaşmayı konuşuyoruz. Irak'la yaptığımız kalkınma yolu anlaşmasının detayları neler? Türkiye'ye ne katacak? Bu anlaşmanın Irak'ta yuvalanan PKK terörünü bile bitirme potansiyeli olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu videodan sonra bileceksiniz. Videolarımızın ve anlattıklarımızın daha büyük kitlelere ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Ve bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Nedendir bilmiyorum ama Türk medyası çok önemli olarak görülmesi gereken bazı gelişmeleri çok geri planda görüyor. Ülkenin kaderini değiştirebilecek potansiyele sahip haberlerin bazen sıradan gelişmelermiş gibi görüldüğüne şahitlik ediyoruz. Bugün de böyle bir gelişme konumuz. Geçenlerde Türkiye ile Irak arasında son zamanlarda imzalanan en önemli anlaşmalardan biri imzalandı. Anlaşma Ankara Deklarasyonu diye geçiyor. Bir nevi yeni İpek yolu olarak adlandırabileceğimiz bir yolun inşasını öngörüyor. Ve bu yol dünya ticaret güzergahında yeni bir alternatif olma potansiyeline sahip. Ayrıca birçok açıdan bölgemizde dengeleri etkileyebilir. Hatta Irak'ta PKK terörünün sona ermesini bile sağlayabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayabilmek için biraz geriye gitmek gerekiyor. Yani projenin başlangıç noktası olan Fav Limanı'na. Fav Limanı, Irak'ın çılgın proje olarak başlamış bir proje. Proje fikri daha öncesinde ortaya atılmış olsa da bu limanın esas konuşulduğu olay 2 yıl önce yaşandı. Hatırlarsınız Süveyş kanalında Çin'den Hollanda'ya giden bir gemi karaya oturmuştu. O yüzden de 6 gün boyunca Süveyş kanalında ticaret akışı durdu. İşte bu dönem bu kanalı alternatif rotalar konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri Mısır'ın kanalı genişletme projesiydi. Biz o dönem daha çok bu projeye odaklanmıştık. Ama burada önerilen alternatif bir deniz yolu daha vardı. O da Irak'ın güneyindeki Basra kentine ulaşıyordu. Deniz yoluyla Basra'ya gelen mallar limana indirilecek. Limandan kara ve demir yollarıyla Avrupa'ya aktarılacaktı. Irak Basra'daki Fav Limanı projesini işte bu amaçla başlattı. Hem Orta Doğu'nun hem dünyanın en büyük limanlarından biri inşa ediliyor orada. Yıllık 100 milyon ton kapasiteye sahip dev bir yatırımdan bahsediyoruz. Ve bu projenin 2021'de temeli atıldı. İnşaatına başlandı. 2028'de de tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında taşımacılıkta Hint Okyanusu ile Akdeniz arasındaki en iyi yol olacağı konuşuluyor. Toplamda 54 kilometre kare gibi dev bir alana inşa ediliyor. Irak'ın açık denizlere açılan ilk limanı burası olacak. Devasa yük gemilerinin bile yanaşabileceği bir derinliğe sahip. Liman inşaatını Koreli Daewoo şirketi yapıyor. Bu limana inşa edilen, dalgakıran dünyanın en uzun dalga olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi bile. Yani ABD'nin işgalinden beri istikrarsızlıkla boğuşan Irak için gerçekten çok büyük bir proje. Ve Irak ekonomisinin kalkınmasını sağlama potansiyeline sahip. Ama bu liman tek başına bir anlam ifade etmeyecek elbette. Sadece limanın inşaatı Irak'ın ithal ve ihraç edeceği mallar için önemli. Ama elbette ki bu kadar büyük bir liman sadece bu amaçla yapılmıyor. Buraya gelen malların Avrupa'ya aktarılması oldukça önemli. İşte o noktada Türkiye ile Irak arasında yapılan yeni anlaşmaya geliyoruz. Yani kuru kanal adı verilen proje. Bu limandan Türkiye'ye hem demiryolu hem de karayolu olarak iki aşamalı bir güzergah inşa edilecek. Bu güzergah sayesinde Fav Limanı'na indirilen mallar Avrupa'ya ve Akdeniz'e ulaşacak. Yani artık Süveyş kanalının çok ciddi bir alternatifi var. Ve bu kadar büyük bir ticarette Türkiye bu anlaşmayla birlikte kilit noktada yer alacak. Dediğim gibi bu proje bölgede birçok dengeyi alt üst etme potansiyeline sahip. Hatta ABD Çin arasındaki rekabetin Orta Doğu ayağının merkezinde bile yer alabilir. Çünkü Irak bu limanı Çin'in yeni İpek yolu projesinin bir parçası olması olması için inşa ediyor. Bu da gizli bir bilgi değil. Çin Arap zirvesinde Irak Başbakanı bunu açıktan belirtmişti. Tabi bu durumda elbette ABD'yi inanılmaz rahatsız edecek. Çünkü zaten ABD ile Çin arasında Irak üzerinde bir çekişme vardı. Mesela hatırlarsınız 2019'da Irak Başbakanı protestolar sonucunda istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu protestolar onun Çin ziyaretinden sonra başlamıştı. Yani ABD destekliydi. Ama yönetimin değişmesi Çin'i durdurmadı. Özellikle 2021'den itibaren Çin, Irak'ın en önemli petrol alıcılarından biri haline geldi. Şu an Irak petrollerinin %45'i Çin'e gidiyor. Mesela 2022'de Çin, Irak'a yeniden yapılanması için bin okul hibe etme sözü verdi. Yani Çin, Irak'ta hakimiyeti kafaya koymuş durumda ve Fav Limanı projesi bu yolda ABD'ye karşı kazandığı belki de en büyük zafer. Tabii işin bu kısmı bizi çok ilgilendirmiyor. Ha emperyalist ABD, ha katil Çin. Hepsi benim gözümde aynı. Beni ilgilendiren işin Türkiye ile alakalı boyutu, Bu projenin bize ne gibi faydaları olacak. Proje bize hem ekonomik hem siyasi hem de güvenlik anlamında ciddi katkılar sağlayacak. Biz önce işin ekonomik boyutundan başlayalım. Bu liman ve kalkınma yolu tamamlandığında küresel ticarette çok ciddi bir güzergah oluşmuş olacak. Hint okyanusundan deniz yoluyla gelen mallar Türkiye üzerinden pazara ulaşacak. Burada yapılacak olan kara ve demir yollarının maliyeti 22 milyar dolar olacak. Ve bu 22 milyar dolarlık inşaatta ve sonrasında Türk firmaları en önemli rolleri üstlenecek. Ayrıca bu proje tamamlandıktan sonra körfez ticareti İçinde yeni ve esas güzergah burası olacak ve Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaptığı ticaretin tamamı ciddi şekilde kolaylaşacak. Mesela şu an Irak'a 14 milyar dolara yakın ihracatımız var. Projenin tamamlanmasından sonra bunun katlanması bekleniyor. Bu aynı şekilde bütün Körfez ülkelerine yayılacak. Ticaretin kolaylaşması zaten tek başına artmasını sağlayacaktır. Yani ticari anlamda Irak ekonomisine sağladığı fayda kadar belki daha da fazla Türk ekonomisine fayda sağlayacak bu proje. Çünkü Türkiye'nin sanayi anlamında potansiyeli artık çok büyük özellikle 2000'lerden sonra bugünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın attığı adımlarla Türkiye ciddi bir noktaya geldi. Artık birçok alanda üretim yapıyoruz. Bu tarz anlaşmalar da pazarımızı genişletiyor. Bütün bu faktörleri bir araya getirdiğimizde de Türkiye'nin bu projeden Irak'tan daha fazla faydalanacağını görmek zor olmuyor. Ama tabii ki projenin tek katkısı ekonomi başlığında olmayacak. Siyasi anlamda da çok ciddi bir getirisi olacak. Çünkü son zamanlarda yapılan en ciddi ticaret adımlarından birinden bahsediyoruz ve bunun merkezinde Türkiye yer alıyor. Bu durum Türkiye'ye çok ciddi bir stratejik güç sağlayacak ve aynı zamanda da masada güçlü bir koz. Ticaretin devamlılığını isteyen bütün devletler Türkiye'nin istikrarı için çaba sarf etmek zorunda olacak. Ayrıca dediğim gibi bundan sonrasında dış politikada atılacak adımlarda bu güzergah bizim en önemli kozlarımızdan biri haline gelecektir. Körfez bölgesinin tamamı Batı ile olan ticaretlerinin büyük bölümünü buradan yürüteceği için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorunda olacak. Bu da siyasette gerginliklerin daha da azalacağını söylememiz için yeterli. Son olarak da bu anlaşmanın en önemli getirisinden bahsedelim. Yani güvenlikten. Türkiye'nin güvenliğine ciddi anlamda hizmet edecek bu anlaşma. Biliyorsunuz Irak terör örgütü PKK'nın kurulduğu günden beri en önemli yuvalanma bölgesiydi. Ama özellikle katil ABD'nin Irak işgalinden sonra oraya iyice yerleştiler. Eskiden mağaralarda saklanabiliyorlardı. Şimdi şehirlerde bile rahatça hareket edebiliyorlar. İşte bu durum Irak'taki istikrarsızlıktan ve boşluktan kaynaklandı ve yeni ortaya atılan bu proje sayesinde Irak istikrar kazanacak. Bu istikrar da Irak'ta devlet hakimiyetinin yeniden kurulmasını sağlayacak. Fav limanından gelen ekonomik katkı ile birlikte Irak daha güçlü bir orduya sahip olacak ve elbette ki devlet güçlendikçe topraklarındaki terör oluşumlarından kurtulmak isteyecek. Bu da PKK'yı orada iyice köşeye sıkıştıracak. Keşke Irak'ta merkezi yönetim o kadar güçlense ki PKK'sından Barzanisine ya da Talabanisine kadar Irak'ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bütün odakları imha etse. Bugün belki imkansız gibi görünse de güçlü bir Irak'ta hepsi mümkün. Ayrıca yeni oluşacak olan bu güzergahta ticaretin devamlılığını istiyorlarsa Türkiye ile iyi geçinmek zorundalar. Böyle bir durumda Türkiye'de elbette terörün bitirilmesini şart koşacaktır. O saatten sonra artık PKK sadece Türkiye'nin değil, o güzergahtan ticaret yürüten bütün ülkelerin derdi haline gelecek. Çünkü ticaret ve ve ekonomi risk sevmez. Hiçbir devlet ticaret yaptığı güzergahta bir terör örgütünün varlığını istemez ve kabul etmez. Tüm bunlar bir araya gelince de bu güzergahın Türkiye'ye güvenlik anlamında büyük katkılar sağlayacağını söylemek mümkün. Yani neresinden, hangi açıdan bakarsanız bakın çok büyük bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşma bu bölgede bütün taşları yerinden oynatacak. Muhtemelen birçoğunuzun bu anlaşmadan haberi bile yoktu ve işte burada Türk medyasının etkinliğinin ne durumda olduğunu da görebiliyoruz. Devasa anlaşmalar yapılıyor. Aynı şekilde devasa yatırımlar ve hamlelere başlanıyor. Ama atılan bu adımların hiçbiri Türk milletine hakkınca anlatılamıyor ya da belki anlatılmıyor bilmiyorum. Bildiğim tek şey var, Türkiye'deki koca koca medya organlarının yüzde doksanı o devasa Yatırımlara rağmen etkisiz. Bu yüzden gerçeği görmenin yolu daha fazla ve detaylı araştırma yapmaktan geçiyor. Allah'a emanet olun.